Merhaba değerli dostlar. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle ülkelerin işgal yöntemleri konusunda çarpıcı bilgiler paylaşacağız. Paylaşacağımız bilgiler değerli dostlar. Geçen yıl Kamer Yayınlarından ikinci baskısını çıkardığımız Dil Giderse Ne Devlet Kalır Ne Millet adlı kitabımızdan. Paylaşacağımız bilgilerin bir kısmı da önümüzdeki günlerde yine Kamer Yayınlarından yine ikinci baskısını çıkarmaya çalıştığımız Küresel Yalanlar ve Talanlar adlı kitabımızdan. Ülkelerin çeşitli işgal yöntemleri var. Ancak yapılan araştırmalar işgallerin iki ana başlık altında toplanabileceğini göstermektedir. Birincisi askeri işgal yöntemi, ikincisi kültürel işgal yöntemi. Askeri işgal yöntemi şöyle uygulanır değerli dostlar. İşgalciler askeri güç dengelerinin tartışılmaz biçimde kendilerinden yana olduğunu gördüklerinde doğrudan doğruya askeri işgale girişirler. Askeri işgalin dünya tarihindeki en tipik ve en acı örneği Avrupalıların Amerika kıtasında Kızılderililerin ülkelerini işgal etmeleridir. Kızılderililer silah sahibi değillerdi. Silahları bile bilmiyorlardı. Avrupalılar Amerika kıtasına çıktıklarında birçok kaynağa göre 80 ile 100 milyon arasında Kızılderili yaşıyordu. 18. yüzyıla gelindiğinde değerli dostlar 1-2 milyon Kızılderili kaldı. Yani yaklaşık 100 milyona yakın insanı katlettiler. Hatta dünya tarihinin en büyük soykırımıdır bu. Öyle çok insan katlettiler ki gezici kasap dükkanları oluşturdular. İnsan eti satan kasap dükkanları kurdular. Köpeklerine yedirmek için insan eti satıyorlardı. İngilizler 1720 yılında Amerika kıtasında bir kızılderili kafa derisi yüzük getirene 100 sterlin ödül veriyordu. Aynı İngilizler 1780'li yıllarda işgal ettikleri Avustralya'da da benzer vahşetler uyguladılar. Avustralyalıların birçoğunu toplama kamplarında açlıktan öldürdüler. Bir kısmının yiyeceklerine zehir katarak öldürdüler. Bir kısmını da silahlarla öldürerek yok ettiler. Silahla yok etmenin çok değişik bir yöntemi vardı, vahşi bir yöntemi vardı. İngilizler hayvan avına çıkar gibi yerli avına çıkıyorlardı. Öldürdükleri Avustralyalı yerlilerin kafalarını kesiyorlar, torbalara dolduruyorlardı ve sömürge yönetiminin gözleri önünde herkesin görebileceği şekilde ortaya koyuyorlardı. Avın başarı ölçüsü ise kesilen kafa sayısıydı. Değerli dostlar, İşte askeri işgal yönteminin dünya tarihindeki en acı, en tipik örneği bu. Birçok örneği var ama bunları vermekle yetiniyoruz. Kültürel işgal değerli arkadaşlar, askeri işgalin risk taşıdığı durumlarda uygulanan bir yöntemdir. Zamana yayılarak uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde ülkelerin kültürlerinin yozlaştırılmasına çalışılır. Yozlaştırmaya ülkenin dilinden başlanır. Çünkü dil yozlaştığında bir ülkenin kültürü doğrudan doğruya yozlaşır. Dil ve kültür yozlaştığında o toplumun insanları duyarsızlaşır. Kendi maddi manevi duygularına karşı duyarsızlaşırlar değerli arkadaşlar. Örneğin ülkenin toprakları, tesisleri, fabrikaları satıldığında, başkalarına peşkeş çekildiğinde öyle rehavetler içine girerler ki ne olacak? Dünyanın sonu mu gelecek? Adamlar fabrikaları sırtlarına mı alıp götürecekler? Toprakları taşıyıp götürecekler mi gibi rehavetlere girerler. Bu bir tür ölüm uykusudur. O kadar yozlaşırlar, o kadar duyarsızlaşırlar ki kültürel işgallerin sonunda büyük bir ihtimalle askeri işgaller de gelir arkadaşlar. Doğal sonucudur. O yozlaşan toplumlar bu askeri işgallere bile direnemezler. Yani kısacası işbirlikçi olurlar. Dillerin ölüm aşamaları bu kitabımızda var. Ayrıntısını anlatıp sizin zamanınızı almak istemiyorum değerli dostlar. Diller hangi aşamalarda ölürler? Üç aşamada ölümleri gerçekleşiyor dillerin. Kitabımızda biraz daha ayrıntılı anlattık.
Bugünlük paylaşmak istediğimiz bilgi bu kadar değerli dostlar. Önümüzdeki günlerde kısmet olursa daha değişik bilgiler paylaşacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın. Sağ olun, var olun.